Sonuçları ekranlara getirelim, ardından da kısa kısa maçlara değinelim. Türkiye 2. Basketbol Ligi'nde geride kalan 27. haftanın sonuçları şöyle. Gelişim Koleji 76, Pi Koleji 84, Final Gençlik 82, Akhisar Belediye 93, Maliye Milli Piyango 84, Trabzonspor 87, Vestel 76, Maçkolik Uşak Üniversitesi 84, Torku Selçuk Üniversitesi 78, Best Balıkesir 69, Göztepe 81, Pertemniyel 65, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 70, Fibra Beton İstanbul Spor 63, Bandırma Kırmızı 74, İzmir Büyükşehir Belediye 66, Darüşşafaka 84, Yeşil Giresun Belediye 73. Türkiye 2. Basketbol Ligi'nde haftanın sonuçları da bu şekildeydi. Kaan, geldik şimdi senin en sevdiğin bölüme. Sevdiğin en keyif aldım. Keyif aldığından ziyade uzmanlık alanına. Hafta içinde Halil Ünler Konya Selçuk Üniversitesi'nin, Torku Selçuk Üniversitesi'nin yeni koçu oldu ilk maçında. Geçtiğimiz hafta burada program konuğu olarak ağırladığımız Best Balıkesir antrenörü Cengiz Karadağ O da şimdi vardı. Uğursuz oldu diye bir daha gelmez buraya. Yok yok, Cengiz Hocam öyle bir şey düşünmez. Best Balıkesir mağlup etti. İlk maçında Halil Üner'in Selçuk Üniversitesi. Haftanın son maçına dün Darüşşafaka ile Yeşil Giresun Belediye arasındaki mücadelede Ayhan Şahin Spor Salonu'nda maçı izledim. Aslında iki takımın da taraftarları vardı. Darüşşafaka'nın okul olması sebebiyle zaten genç Derbentliler de geldi mi o yüklerden? Genç taraftar topluluğu zaten her hafta, her maçta oluyor genellikle. Gittiğim maçlarda görüyorum ama Giresun'da, Giresun'un maçlarını izlemek için saatler öncesinde salona giden, salonu ve çevresini dolduran basketbol severler. Dün de bilmiyorum oradan mı geldiler, İstanbul'dakiler mi, çünkü 74 plakalı bir otobüs de gördüm ben salon önünde, ama bilmiyorum Giresun'un plakası mı, şu an hatırlayamıyorum. Oldukça kalabalıktı. 4:20 gibi ben dün 5'teki maça salona girdim. Yani hem içerisi hem dışarısı oldukça kalabalık. Evet. Tahminim 600 kişi herhalde vardır, 600-700 civarında. Koç Yücel Platin'de maç sonunda 750 kişi civarında taraftarımız vardı dedi, desteklerinden dolayı da onlara teşekkür etti. Ya bunlar anormal bir ivme kazandı o zaman. Yani taraftar. Tabii aynen. Taraftar çok bir yani şöyle söyleyeyim. Oldu. Özellikle bu Yücel Hoca'nın gelmesiyle herhalde böyle oldu. Evet. Yani Yücel Hoca'nın gelmesi ve kazanılan galibiyetler var. Bir de halkın bu kadar işin içine giriyor olması da güzel bir şey aslında İbrahim. Yani ya halkın, taraftarın destekliyor olması, o desteği oyuncuların ve teknik ekibin arkasında hissetmesi evet. de bence şehir için çok önemli. Yani ben de sonuçta Karadeniz'de olduğum için Karadeniz'den bir takımın çıkmasını Trabzon'la beraber çok arzu ederim. Yani Giresun da sonuçta Karadeniz bölgemizin çok güzide bir ili. Çok seviniyorum açıkçası. Çotanaklar diyorlar ya onlara. Onlar zaten böyle hani bir arada olmayı seven gruptur bizim Karadeniz'de. Demek ki böyle de bir sinerji oldu. Sen de çok hoşuna gidiyor. Onlarla diyaloğun gün geçtikçe artıyor. Bakalım, ama şöyle bir şey de var. Şimdi övdük, konuştuk, iyi şeylerden bahsettik ama açıkçası 3-0'la başlayıp Koç Yücel Platin'in müdahaleleri, şeyleri, yani nasıl söyleyeyim, ya. Hani müdahaleleriyle diyelim. Şimdi çok açmadan konuşacak olursak, müdahaleleriyle ivme yakalayan, iyi bir şeyler yapan, bir havaya giren, taraftarın da destek verdiği, sahip çıktığı bir Yeşil Giresun var. Ama açıkçası taraftarın da artık hani lige çıkalım gibi havaya girmesi biraz yanlış şu an için. Baskı oluşturuyor. Baskı oluşturuyor. Çünkü dünkü maçta da izliyorum. Yani açıkçası ben ortada geçeceğini tahmin ettim ama biraz olsun Yeşil Giresun'a şans verdiğim bir mücadeleydi. Maçtan önce iki koçla da görüştüm. İkisi de zor maç olduğundan bahsettiler. İkisi de kazanmak istediğinden bahsetti. Ve Koç Yücel Platin'in açıklaması, yani sohbetimizde birinci olarak normal sezonu tamamlamak istediğinden bana bahsetti. Evet. Ama yani dünkü oyun çok da fazla hani onu izlenimi, o ışığı bana vermedi. Neden? Yani Yücel Platin'in takımı Alex Gordon'un eline bakan bir takım halindeydi dün. Dün için bahsediyorum. Diğer maçlarını hani az çok izleyebildiğim, takip edebildiğim kadarıyla genel bir paylaşım var ama yine Alex'in önderliğinde. Yani dün 13'te 3 ile oynayan bir Alex vardı. Yani ben Twitter'dan da yazdım. Alex atınca kazanıyor. Ya Alex atınca kazanıyor ama İsmail Çevik de yazmış bana. Teşekkür ediyorum İsmail. İzliyorsan selamlar olsun.
Giresun'a 74 Giresun'un plakası değil demiş ama artık bilmiyorum. Şu an internetten bakamayacağım yayın sırasında. Şaka yaptığını düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum İsmail. Zaten Giresun diye başlarda olur. Dün potu altını çok fazla kullanamadı. Ve çok dikkat çeken bir nokta var. Maç sonu 40 dakika sonunda Darüşşafaka'nın toplam reboundu 29 ve 0 hücum reboundu. Yeşil Giresun'da 23 tane hücum reboundu var. Yani demek ki ikinci toplamda toplardan 49 yani. Reboundu var. Arada 20 rebound var. Yani ikinci şans. Dönen topu alıyorsun. İkinci şans. Ama potu altını kullanamadılar. Potu altında şimdi çok kusura bakma İsmail'cim. Çok sevdiğim bir arkadaşımsın ama dün de söyledim ben sana maçtan sonra. 6'da 2 ile oynadın saha içi. 9'da 1 ile oynadın dışarıdan. 3 sayılık atış. Nijeryalı oyuncunun 7'de 1'i var. 2 sayılık atış. Siz bayağı diyaloğa girdiniz ekrandan İsmail'le. Ya, yazar şimdi o bana izliyorsa. Ümit abinin de 6'da 3'ü var. Ümit Türkoğlu'nun da 6'da 3'ü var. Yani açıkçası potu altından çok fazla verimli olamadılar. Ki 23 rebound aldıkları halde. Hep dışarıdan denediler, dışarıdan zorladılar. Ve Alex'in, dün yine yazdım Twitter'a, bana dönenler de olmuş. İşte Alex 10 metreden şut atabiliyor ki onları deniyor diye. Açıkçası bana o hareket saçma geliyor. Yani Alex'in gereksiz şutları maç içerisinde son 4 dakika içinde özellikle, yani Bomakyalı bana anlatıyoruz ya, içeriye delici girişi var ama duvara çarpıp topu kaybediyor. Dönen top sayı oluyor. Yazık. 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu ve fark açıldı. Zaten maça başladıklarında ben biraz not da tuttum. 34-11-2 ile başladı maç. 34-16 oldu. Daha sonrasında 40-32 bitti devre. Yani 6-7-16 attı Giresun. Biraz toparladı ama sonunu getiremedi. 3. ve 4. periyotlarda açıkçası kötü oynadılar. Beklediğimden kötü bir Giresun'u gördüm ben. Biraz beni şaşırttı ama bu tür mağlubiyetler olacaktır şüphesiz. Çünkü hep kazanıp yukarı yani doğru çıkarsan playoff'ta özellikle çok büyük kayıp yaşayabilirsin. Evet. Yani bunun örneklerini geçtiğimiz yıllarda da gördük. Ligi yani 3 mağlubiyetle 4 mağlubiyetle bitirip lider bitirip playoff'ta elenen takımlar oldu. Yani onun için böyle bir uyarı, sinyal belki de Giresun adına olumlu oldu diyebiliriz. Giresun programına döndü ama şeye geçelim, diğer maçlara geçelim. Tebrik ediyorum tekrar. Oldukça önemli bir destekti. Taraftarlarının verdiği salondaki destek gayet centilmence desteklediler. İnşallah devam çok eder. Çok da bence motivasyon kaybına girmesinler. Yani kimse ilk girdiği sene de birinci lige çıkmak öyle kolay iş değil yani. Bir yapılanma, bir süreç içine girdiğin zaman yıllardır bunu arzu eden bir Torku Selçuk var. Yani sen bunu yapamıyorsun. Öyle kolay iş değil bunlar. Yani evet, öyle düşündükleri gibi hemen olmuyor. Trabzonspor var yani Halit yani. Elemi'nin gelişiyle birlikte. Ya bir sürü takım var şimdi bakıyorsun. Çok ivme yakalayan. 1.400.000 lira bir para harcamış diyorlar. Maliye Milli Piyango. Şimdi çok ciddi rakam. Trabzon bir milyonlara ulaşmış. Torku Selçuk nereden baksan 1.5 milyonu geçmiştir. Şimdi bunlar ciddi bütçeler. Yani bunları harcayıp da çıkamıyor insanlar senelerdir. Yeşil evet. Giresun hemen bir şeyler olsun istiyorlar. Belki gönüllerinden geçen ama motivasyonlarını bir saman alevi gibi işte. Cengiz Hoca'ya da onu anlattım. Bir saman alevi gibi bir anda çıkıp hani böyle yükseldi sonra kayboldu pozisyonuna gelmemesi lazım bence. Doğru. Yani ligin altında da özellikle biz geçen hafta da konuşmuştuk hatırlarsın. Evet. Pertevniyel'in düşme potasına doğru yaklaşması, girmesi. Ona inanamıyorum ben ya. Çok ilginç. Evet. Yok, düşme potası 5 fark var. Yani 5 galibiyet farkı var. Yani Pertevniyel ne olursa olsun hiç zannetmiyorum. O pozisyona gelmeyecektir yani. O noktaya zaten oralarda olan Pikoloji yaptığı 1-2 hamleyle zaten direkt sıçradı. Evet. Bakarsan 11 galibiyette şu anda. Onun haricinde Göztepe'nin kazandığını hatırlatabiliriz. Bandırma Kırmızı İzmir Büyükşehir Belediye'yi mağlup etti. Akhisar final gençlik deplasmanından galibiyetle döndü. Vestel deplasmanına gitti. Uşak Üniversitesi lider. Aradaki galibiyet farkı da 1'e çıktı. Giresun'un kaybedip Uşak'ın kazanmasıyla birlikte. Uşak da deplasmandan önemli bir galibiyet çıkardı. Bakalım kalan 7 haftada neler olacak, evet, neler bitecek. Açıklamak ister misin sen önümüzdeki haftayı yoksa ben kısa kısa değineyim mi? Yok sen kısa kısa. Yani bir an duraksadım ama. Yok sen yap, fark etmez. Açıkçası Pikoloji İstanbul Büyükşehir Belediye maçıyla başlayacak 28. hafta. Pikoloji'nin haftalardır devam eden yükselişi var. İstanbul Büyükşehir Belediye'de İstanbul Spor'a karşı kendi evinde kazandı bu hafta. Zor bir maç olsa da
psikoloji kazanacaktır diye düşünüyorum. Ben İzmir deplasmanına gidecek Trabzonspor, özellikle Elamin ve Yunus Akçay'ın da takıma katılmasıyla birlikte 1-2 numarayı güçlendiren, daha ne oynadığını daha iyi bilen, ne oynadığının farkına varan durumda şu anda. Ve birincilikte uzun yıllar forma giyip ikinci lige gelmiş, ikincilikte de yıllardır işin hani ustası tabirindeki oyuncular var Trabzon'da da. Onlar da bu sezon çıkmanın en büyük adaylarından, İzmir deplasmanından galibiyetle dönecektir diye düşünüyorum. Best Balıkesir Gelişim Koleji mücadelesi var. Gelişim kendi evinde bu hafta Pi Koleji'ne kaybetse de Best Balıkesir karşısında kazanmak isteyecek şüphesiz, ama bence Best Balıkesir biraz daha önde gibi geliyor bu mücadelede. Pertevniyal Bandırma Kırmızı maçında Bandırma Kırmızı İzmir'i mağlup etti evinde ve onlar da 10. sıradalar. Şu an 14 galibiyetleri var. Playoff için mücadele ediyorlar ama açıkçası Pertevniyal bu hafta kazanabilir gibi geliyor bana. Haftanın en kritik maçı Selçuk Üniversitesi Maliye Milli Piyango. Selçuk Üniversitesi'nin 18 galibiyeti var. Maliye Milli Piyango'nun 17 galibiyeti var. Ortada maç. Yeni koçun gelmesi, biraz farklı varyasyonlar denemesi ve çok dikkat ettim. Maçı da Konya'da canlı yayınlayan televizyon vardı. KON TV, yani ismini söylemekte sakınca yok. Basketbola emek veren, hizmet eden kişileri böyle de adlandırabiliriz, söyleyebiliriz. Bir sakınca görmüyorum. Maçı yayınladığı için gördüm. Ajdan Kavasoğlu'nun alıp kenarda oturttuğu paslanan oyuncuları 5'er dakika, 7'şer, 8'er dakika da olsa Koç Halil Ünler oyuna soktu. Evet. Bu önemli bir artı diye düşünüyorum ben. Selçuk Üniversitesi bir adım önde bana göre. Vestel İstanbul Spor deplasmanından galibiyetle dönecektir. Yeşil Giresun ve Göztepe. Güzel maç olacak Giresun'da. Evet. Ama Göztepe kaybedecektir diye düşünüyorum ben. Ya da diğer bir de işte Yeşil Giresun'un favori olduğunu söyleyebiliriz. Akhisar Darüşşafaka mücadelesinde bu hafta kazanan Darüşşafaka hemen bir sıra altında yer alan Akhisar deplasmanında olacak ve Darüşşafaka deplasmandan galibiyetle dönecektir diye düşünüyorum ben. Çünkü bu hafta oldukça önemli oyun oynadılar. Adem Ören'in skorer kimliği vardı. Marcus Hall'ın yüzdeli oyunu vardı. Delici hücumları vardı. Etkili oynayacaktır diye düşünüyorum ben Darüşşafaka ve Maçkolik Uşak Üniversitesi final gençlik haftanın son maçı. Maçkolik Uşak Üniversitesi kazanarak liderliğini devam ettirecektir şeklinde düşüncelerim var. Hayırlısı. Umarım istediğin gibi. Yanılmam. İstediğim gibi değil, hissettiğim bunlar yani, tamam. Form grafiği olarak. Kaan'cığım çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, ben programa katıldın. Renk kattın her hafta olduğu gibi. Pembe pembe çok güzel bugün uyumlu giyinmişiz. Yukarıdakinden bahsetmiyorum bile, bahsetme sakın. Efendim, bu haftalık da Basketbol Aktüel programının sonuna geldik.